bu karar aydınlanmanın ilk imzasını atan Fransız tarihine düşen bir gölgedir. Fransa bu yükün altından kalkamaz. Demokrasiyi savunacaksınız. Özgürlüğü savunacaksınız. Eşitliği savunacaksınız. Adaleti savunacaksınız. Ama bunu savunan, savunduğunu söyleyen, geçmişten güçlü bir tarihi miras devralan Fransız Ulusal Meclisi düşünce özgürlüğünü yasaklayacak. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Fransa bu ayıbı temizlemelidir. Fransa'nın aydınlarına, Fransa'nın sosyal demokratlarına, Fransa'nın işçi hareketine, işçilerine, buradan onları çok seven bir kişi olarak seslenmek istiyorum. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması, bütün aydınların, dünyadaki bütün aydınların ortak talebidir. Bu talebi hiçbir ayrım gözetmeksizin Fransa'da daha yüksek sesle seslendirmek durumundadırlar. Fransa'nın ayıbını Fransa'nın aydınları ortadan kaldıracaktır. Buna inanıyorum.